Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Biliyorsunuz ki oyuna yeni gelen bir etkinlik var. Bu etkinlikte sizler kaynaklarınızdan tasarruf sağlayacaksınız arkadaşlar. Bu etkinliğin adı da Uğurlu Tezgah. Burada örnek veriyorum, sizler asker basacaksınız. Buradaki jetonları kullanarak kaynak harcama limitinizi biraz daha aşağıya çekme şansınız mevcut. Bu totalde %50'ye kadar çıkıyor arkadaşlar ve kaynak azaltma miktarınız da 50 milyon mısır, 50 milyon odun, 37,5 milyon taş ve 20 milyon altın sınırına kadar kaynağınızı bir şekilde sağlıyorsunuz arkadaşlar. Yani tasarruf edebiliyorsunuz. Şimdi ben vali var ve valinin ilk aşamasında biraz asker basacağım. Bize ne kadarlık bir kazanç sağlayacak? Bunları da sizlere göstermek istiyorum. Evet, şu an jetonlarımızı arkadaşlar çevirelim. Bir örnek veriyorum. Şöyle de bir dükümüzü isteyelim krallıktan. Hem dükümüz gelsin hem de jetonları çevirip güzel bir şekilde askerimizi basalım. Bize ne kadar bir maliyet azaltması sağlayacak? Ve de sizler de bu şekilde arkadaşlar, örnek veriyorum, belediye binanızı basarken veya teknolojinizi yükseltirken bu jetonları kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Burada da 4 günlük bir size event sağlıyor ve buradan da jetonları elde edebiliyorsunuz. Bu jetonları bir sonraki uğurlu tezgahta da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Üzerinizden kaybolmayacak. Bunun da bilgisini vereyim. Eğer %50 bir oran yakalarsak bizim için çok iyi olacaktır. Biliyorsunuz bizim teknolojimiz ve inşaatımız max arkadaşlar. Sizler isterseniz teknoloji, isterseniz inşaat ve isterseniz de askeri eğitim kaynağı maliyetini yükseltebilirsiniz. Ben şu an eğitim aşamasında bir maliyet yükseltmesini yapacağım. Evet arkadaşlar, şu an bakalım bize oyun ne kadarlık bir yüzde dilimi sağlayacak. %-10 sağladı arkadaşlar. İlk yaptığımda benden jeton istemedi. Bunu ücretsiz olarak sağladı. İkinci maliyetine bakıyoruz. Hemen böyle bir %10, yine tekrardan %10 sağladı. Tekrardan bir daha deneyelim arkadaşlar. Bir %30 ve %40 arasında gelirse benim için iyi olacaktır. Evet, güzel. Şu an %30'luk bir oranı yakaladık arkadaşlar ve askeri eğitim hızımız ve kaynağımız maliyet aşamasında ne kadar düşüş sağladı, bunları size göstermek istiyorum. Ve bir taraftan da burç görevlerimle birlikte bu asker eğitim hızını yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir ufaktan bunları basalım. Evet arkadaşlar, şu an maliyet düşüşünde 800K altından benden 560K altına kadar düştü. Şunlar zaten çok da önemli değil. Bulunması kolay kaynaklar. Benim için altın önemliydi. %30 bir düşüşle ben şu an askerimi basabileceğim arkadaşlar. Bu gayet güzel. Şu an eğitim aşamasındaki görevleri de, burç görevlerini de yaparken hem de askerimizi eğitelim. Biliyorsunuz ki KVK'da süvarilerim ölmüştü. Hiçbir tane bile süvarim kalmamıştı. Şimdi ben bu süvarilerden biraz basmak istiyorum. Ve bu şekilde hem valide hem de burç görevlerimle birlikte hepsini aradan çıkartmak istiyorum arkadaşlar. Krallık buff'ımız açıldı. Ürünün gelmesine de çok ihtiyacım yok açıkçası. %15'te ürün aldım. Bir taraftan hem bunu yapacağım hem de vali için puan kasmış olacağım arkadaşlar. Şuradan bir tane daha görevimizi hemen alalım ve yükseltmeye başlayalım arkadaşlar. Şunu da alabiliriz. Şu görevi de aldıktan sonra biraz daha süvari eğitebilirim. Bu düşüş gayet güzel oldu arkadaşlar. En azından altın aşamasında bizden yüklü miktarda oyun altını gerçekten bu eğitimden alıyordu. Buradaki %30'luk bir düşüş bizim gerçekten çok işimize yaradı diyebilirim. Asker, yüklü miktarda asker basacak oyuncular %30'luk bir kazançla askerlerini eğitecekler. Ben de şu an bu etkinliği kullanıyorum. Gayet de güzel düşüşler sağlıyor benim için. Fazla da asker basmayacağım arkadaşlar. Biraz asker eğittikten sonra, yani burç görevlerim aslında yaptıktan sonra valinin ilk aşamasındaki eğitim olayını bitireceğim, tamamlayacağım. Bu valide serbest bir vali verdi bizim krallık. Biliyorsunuz ki Türk krallığındayım arkadaşlar. Şu an valimiz serbest. Vali de arkadaşlar, şu an gelen komutanları da size göstermek istiyorum. Ne bu? Artemisia ve Tomris valisi arkadaşlar. Şu an basılan puanlar bu şekilde. Ben de biraz eğitim yaparak, askerlerimi ilk gün aşamasında eğitimi tamamlayarak ilerletmek istiyorum. Bir taraftan da valide puanımı da yükseltmek istiyorum. Şu an 1 milyon puana ulaştım. Benim için işime geldi açıkçası. Hem bu görevleri yapacağım hem de biraz asker eğitmiş olacağım.
gayet güzel ilerletmemi sağlayacağım arkadaşlar. Evet, şu eğitimi de yapalım. Bu eğitimden de biraz kıtamızı eğitelim. Biraz daha süvari eğitelim. Bir de görev var arkadaşlar. Şu görevi de yapmayı unutmayalım aslında. Buradaki görevler de önemli. Şurada mesela bir okçu bir de kuşatma üretebilirim 2K. Bunu da yaptıktan sonra 4 tane bana anahtar sağlayacak. Buradan da bir hangilerini üretmem gerekiyor? Hemen bir bakalım. Evet, bizim üretmemiz gereken okçu ve kuşatma arkadaşlar. Okçuyu yükseltelim. Okçu da biraz daha basalım. 1 dakikalık hızlar da gitsin. Evet, okçuyu tamamladık. Şu an okçuya hiç ihtiyacım bile yok arkadaşlar. Yani Osiris maçlarında ve kale sıfırlamalarında genelde zaten süvari kullanılıyor ve süvarim olmadığı için de katılamıyorum. Bu gerçekten benim moralimi bozuyor. Biraz süvari eğitelim. Zaten KVK sonra da ölen askerlerimizin yarısını alacağımız için biraz daha oradan da askerlerimiz gelecek arkadaşlar. Rahatlayacağız. Bir an önce KVK'nın da bitmesini dört gözle bekliyorum. Yani şu askerler gelsin. Gücüm tekrardan eski haline gelsin aslında. Biraz da asker basarak gücümü toparlamaya çalışıyorum. Evet, şu an bu görevi de yaptık. Diğer kale burçlarından bir tane daha seçelim. Hemen oradan da kıta eğitimi görevini yapalım. Buradan puan, hem bunu yapıyorum hem valiyi kullanıyorum. Benim için gerçekten çok iyi oldu. Sizler de bu şekilde yaparsanız hem tasarruf etmiş olacaksınız hem de etkinliği oynamış olacaksınız arkadaşlar. Güzel bir iki üçlü hatta dörtlü bir etkinliği bu şekilde sağlamış oluyorum. Benim için gayet güzel arkadaşlar. Evet, şu an 60 dakikalık hızlandırmalarımızdan da biraz harcayalım. Pek de hızlandırmam kalmadı. Aslında harcamamam daha iyi olacaktı ama dayanamadım. Biraz harcamak istiyorum. Şöyle bir ufaktan yine basalım. Askerimizi eğitelim. Evet, burada da bir 1K asker ürettikten sonra bu burç görevini de yapmış olacağız. Hem de valiye de bu puanları yansıtmış olacağız arkadaşlar. Evet, bu burç görevini de bitirdik. Geriye diğer burç görevlerine bakalım. Hemen onları da yapalım arkadaşlar. Şöyle bir ufaktan şu görevleri de alayım. Evet, bir tane daha kıta eğitim görevinde aldıktan sonra tekrar hızlı bir şekilde süvari eğitmeye başlayalım. T5 eğiteceğim çünkü T5 bana gayet güzel puan veriyor. Hem de ayrıyeten de dışarıya çıkartabileceğim bir kıtam olsun. En azından 20 günlük süre zarfında dışarıya bir kıta da olsa süvari çıkartabileyim. Buradan bakalım, hemen puanlarımızı da kontrol edelim. Valide arkadaşlar ne kadar şu an puan yapabilirsek bizim için iyidir. Hızlandırmada bu süre zarfında bayağı bir validen de olsa, şeyden de olsa, KVK'dan da olsa biriktirmiş oldum. Şöyle biraz daha basalım süvarilerimizi hızlı bir şekilde. Evet, bu görevi de yapmış olduk arkadaşlar. Bütün görevleri bitirmek istiyorum aslında. Şunu da yapalım. Diğer kıta eğitimi de yapalım. Evet, bu göreve de geçiş sağladım. Buradan da aynı şekilde basmaya devam ediyorum. Hemen bir vali puanımızda şu görev bittikten sonra kontrol edeceğim ve durduracağım arkadaşlar bu olayı. Yani bayağı bir, çünkü hızım eksik. Biraz hız biriktirmem gerekiyor. Daha sonraki etkinliklerde beni bayağı bu hız zorlayacak. Çünkü hiçbir etkinlikte oynatmıyor diyebilirim arkadaşlar. Bu hızlarla hiçbir şey yapamıyorsunuz. Biraz hızlandırmanızı üzerinizde biriktirirseniz, sizler de bu tür etkinlikler geldiğinde askerinizi basmaya gayret gösterin. Hem kaynaktan tasarruf sağlamış olacaksınız hem de bir takım şeylerde gerçekten sizi öne geçirecektir. Evet, şu an vali puanımı kontrol etmek istiyorum arkadaşlar. Bir vali puanına bakalım. Şu an 3 milyon 300 bir puan yapmış oldum. Sıralamada da ilk aşamada şu an arkadaşlar 7. sıradayım. Benim için yeterli arkadaşlar. Çünkü hızım olmadığı için çok da bir hızlandırmamı kullanmak istemiyorum. Gerçekten şu an hız biriktirmek istiyorum. Biraz daha böyle hızlarımı biriktirip sonuç olarak diğer KVK'da da bayağı hıza ihtiyacım olacak. Teknoloji yükseltmesinde veya farklı yerlerde hızlandırma çok ihtiyacım oluyor. Gerek duyuyorum. Onun eksikliğini gördüğüm zaman da gerçekten oyundan soğuyorum arkadaşlar. Şimdilik bu olayı sizlere gösterdim. Uğurlu çevirme olayını. Hem de burada bir otelde 20 bin dakikalık da bir hız kullanmış olduk. Üzerimizde şu an uğurlu tezgahta alabildiğimiz jetonlar 3 tane arkadaşlar. 3 tane üzerimizde jeton var. Buradan jetonlar uğurlu paralar, daha doğrusu barbardan geliyor. Arkadaşlar barbardan geliyor. Hızlandırmadan herhangi bir jeton gelmiyor. Sadece barbar kalesi
ve barbar kesmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu jetonlara sahip olabilmeniz için bunları kesinlikle üzerinize 4 gün içerisinde almaya gayret gösterin. Çünkü çok ihtiyacınız olacak. Hem teknoloji anlamında, hem inşaat anlamında, hem de eğitim anlamında bayağı bir sizi tasarruf ettirecektir kaynak bakımından. Bir de kullandığımız kaynakları gördünüz. Ne kadarlık bir kaynak kullanmışız, onu da size göstermek istiyorum. Totalde 7 milyon mısır kullanmışım. 5 milyon da taş, 3 milyona yakın da bir altın kullanmışım arkadaşlar. Bu sınıra ulaştıktan sonra artık bunun bir etkisi kalmıyor. Çünkü sınırı sağlıyorsunuz ve artık asker veya teknoloji, inşaat bastığınızda hızı size sağlamıyor oyun. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu kaynak limitine kadar kullanabilirsiniz. Burada 100, 150 milyon, 160 milyona yakın bir kaynak size oyun sağlamış olacaktır. Şimdilik bu videoyu da burada sonlandırmak istiyorum. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.